Merhaba. Modern mimarlık mirasının belleği diyoruz. Değil mi Zafer? Dünya evet. Mirası Adalar olarak biz burada bir rotayı başlattık. Başlangıç noktamız Villa Sadıkoğlu ve söz evet, sevgili Zafer'de. Çok güzel bir Büyükada akşamı, bir Eylül akşamında size bir modern mimarlık turu yaptıracağız. Hepiniz canlı yanımıza hoş geldiniz. İlk durağımız Sadıkoğlu Villası, Emin Necip Uzman'ın Nizam Caddesi'nin boylu boyunca bir tur yapacağız. Sadıkoğlu Villası, Emin Necip Uzman'ın bir ada mimarı olarak tabii çok iyi tanıdığımız Emin Necip Uzman'ın çok modern bir denemesi. Çok güzel bir bahçe içerisinde konumlanmış büyük bir arsası var. Ve denize hakim bir yapı. Özellikle de bu yani Emin Necip Uzman'ın çok önemli bir modernist denemesi. Özellikle de deniz tarafındaki böyle ağaçların gerisine çekilmiş bir ön alanı çok müthiş. O çok fotoğraflarda izleyebilirsiniz bu yapıyı. İç mekan özellikleri de tabii bina çok modern. Fakat iç mekan biraz o kadar radikal modern değil, daha böyle bir ılımlı, yarı klasik diyebiliriz, özellikler taşıyor. Güneş bu büyük balkonlarda dikkat çekiyor. Onlar da aynı zamanda güneş kontrolü sağlıyorlar. Bina çok yenilikçi bir yapı. Emin Necip Uzman'ın modernist döneminin harika örneklerinden bir tanesi. Evet, hemen yanında da yine Emin Necip Uzman tasarımı olan Mehmet Bekçi evi de hemen yanında. O biraz değişim göstermiş. Biz devam edelim. Şimdi bütün bu şeyler, bütün bu yapılar hakkında bize bilgileri sağlayan, her şeyin başlangıcını oluşturan olağanüstü bir sergi Adalar Vakfı ve Hasan Kuru Yazıcı'nın küratörlüğünde yapılmış çok güzel bir sergi ve ona eşlik eden kitabı var. Hareket noktası budur. Biz bunun üzerine binalarla ilgili detay çalışmalarımızı geliştirmekteyiz. Kendilerine, her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Adalar Vakfı'na da, Hasan Kuru Yazıcı'ya da bu güzel çalışmayla başladıklarından dolayı. Ada mimarları diyoruz. Emin Necip Uzman bunlardan birisi. Zafer, ada mimarları biraz açar mısın? Ne demek? evet, böyle birkaç mimar var. Adalarda birçok çok sayıda yapı yaptığını bildiğimiz, adaları çok seven, hatta burada yaşayan mimarlar var. Onlardan bir tanesi Emin Necip Uzman'dı. Bir tanesi de İlia Ventura. Onun da özellikle Burgaz'da çok yapısı var. Bernard Motola, yine bir tanesini ne yazık ki kaybettiğimiz birkaç değerli yapı var. Çok ne yazık ki onun yapılarını çok iyi bilemiyoruz. Ve daha sonraki dönemde Edmond Sarfati de yine adalarda çok yapıları olan mimarlar. Bunları özellikle bu gezimizde de olabildiğince onlardan örnekler görmeye çalışacağız. Bu çok özel bir sokağa geldik şu anda. Bir başka önemli ikili de ada mimarları Abdurrahman Hancı ve Turgut Cansever. Burada Rıfat Yalman evine yaklaşıyoruz. Abdurrahman Hancı ve Turgut Cansever tam 1950 yıllarında Paris'ten her ikisi de İstanbul'a dönüyorlar. Ve modernizmin rüzgarlarını bu kez adalara getiriyorlar. Bu birlikte yaptıkları ilk işlerden bir tanesi. Çok güzel bir sokak içerisinde yer alıyor. Bu üç bina da böyle yan yana birbirinden güzeller gerçekten. Sağdaki de değil mi? Evet, hepsi sağdaki de. Hepsi de. Özellikle bu yapının yayınladık Dünya Adalar Postası web sitesinde bütün bugün göreceğimiz binaların birçoğunun iç mekan fotoğrafları var. Özellikle
bu Rıfat Yalman evinin iç mekan fotoğraflarını, merdiven detayına bakmanızı veriyoruz. Çok çok değerli bir içerik var orada. Gezimizi tamamlıyor bu içerik. Sevgili Hasan Çalışlar, Kerem Erginoğlu'nun iç mekan fotoğraflarına oradan ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir duş merdiveni var. Avluyu görebilmekteyiz. Bu yapı modernizmin çok özel bir örneği. Yani adanın ilk modern yapılarından bir tanesi, 50'lerin başında yaptılar. Abdurrahman Hancı ve Can Sever hemen bu sıralarda çok önemli bir projeye daha imza atıyorlar. Bu da yarışmaya açılan büyük ada Anadolu Kulübü. Modern mimarlığın adalara, büyük adaya damgasını vuran çok büyük bir yapı. Hepinizin bildiği bir yapı. Bu yapı biraz bizi şaşırtıyor. Evet, hem de çok şaşırtıyor. Evet. Anadolu evet, biraz... Kulübü'nün özellikle eskiden yapılmış yapılarından sonra çok şaşırtıcı bir... Evet, gerçekten öyle. Seçim. Böyle bir şey. Çok cesur. Çok cesur, evet. Fakat burada bu çok güzel bir hikaye, öykü. Turgut Cansever'in, Cansever bunu bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Bir düşünce adamı, mimar... kitabında da yer alıyor bunlar. Yani bu bize nasıl modernizmin büyük bir kabul gördüğünü ve her şey, yani tabii ki bütün odaların deniz manzarası gördüğü bir lineer blok ideal bir çözüm şey açısından ve bu kadar sayıda da otel istendiğine göre tabii öyle bir kütle çıkıyor. Cansever ve Hancı'nın ustalığı da burada. O yapıyı nasıl böyle bir çamların arkasına geriye çekerek, bir önünde davetkar bir mekan yaratarak, ondan sonra ve silüette de böylece çok ustaca yerleştirmiş oldular. Böylece o 50'ler döneminde bu neredeyse herhalde hiç yadırganmamış, yani böyle ustalıkla yapılan bir modernizm adalara güzellik kattığı düşünülmüş. Biz buna işte modernizmin dayanılmaz cazibesi dedik. Yani hepiniz deniz manzarası gören odalarda kalmaktayız. Büyükada Anadolu Kulübü'nde ve çok güzel şeye uyumlu, mükemmel bir yönlenmesi olan, enerji etkinde bir yapı Anadolu Kulübü. Ve böylece adalara güzellik kattığını düşünmekteyiz modernizmin. Bu çok önemli bir... aşama oldu. Bundan sonra modern mimarlık örnekleri de tabii daha çok adalarda daha yaygın bir şekilde görülmeye başlandı. Bugün bunlardan epey bir, yani öncesini ve sonrasını, bu modernist akımın öncesini ve sonrasını göreceğiz. Şimdi birazdan ilk en eski örneklerden birisi olarak görebileceğimiz Vedat Tekin evine geliyoruz. Vedat Tek bu evde çok uzun süre yaşamadığını biliyoruz. Kısa bir süre sonra burayı elden çıkarmış. 20'li yıllarda yapılmış olduğu anlaşılıyor yapının. Sessiz bir sokakta. Evet, şimdi binaya yakından bakabileceğiz burada. Evet, Vedat Tek burada belki ilk modernist denemelerinden bir tanesini yaptı. Yani bu 1920'lerde sonradan biraz sadeleşmiş bir yapı. Belki Vedat Tek de böyle bir deneme yapmak istedi kendi evinde. Bir de çok ilginç, nefis bir bahçe içinde gördüğünüz gibi. Bir de burada söylemek merhaba isteyeceğimiz bir şey de harika bir bahçe ve harika sakinleri. İlginç bir şey de tabii burada nizam tarafı batı yönlenmeli. Vedat Bey burada da çok ilginç bir şekilde böyle çok duyarlı davranmış ve deniz tarafının dar cephesi denize bakan, daha çok güney kuzey yönlenmeli, böyle son derecede o da çevreci bir yapı yapmış aslında Vedat Tek de, çok ilginç bir şekilde. Şimdi biz Vedat Tek'i birinci milli akımının
öncülerinden bir mimar olarak tanıyoruz. Aynı zamanda o zamanki adıyla Sanayi Nefise Mektebi Ali'sinin de hocası kendisi ve bu Osmanlı canlandırmacılığı, Osmanlı ya yani yeni Osmanlıcı mimarlık adını verdiğimiz birinci milli de diyoruz buna. Bu akımın da en önemli temsilcisiydi. Fakat Cumhuriyet döneminde de az da olsa çok ilginç denemeleri var. Art Deco denemeleri var. Giderek çekilmiş, daha çok resme ağırlık vermiş. Şimdi bu birinci milli tabii hemen akla ikinci milliyi getiriyor. İkinci var mı diye soracaktım. Sonra var tabii, var tabii. Nedir evet, bunlar? Ondan sonra bitmek bilmediler bu milliler. Şimdi ikinci milli biraz hassas. Bazı mimarlık tarihçileri ben de o pek ikinci milli kullanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü aslında buradaki odak özellikle onun öncüsü olan Sedat Hakkal'den daha çok yerelliği vurgulamak istedi. Yerel mimariyi vurgulamak istedi. Her ne kadar verdiği seminerin ve yaptığı rolü ve çalışmalarının başlığını Milli Mimari Semineri koymuş olsa da bu dönem tabii Hitler etkisinde, Nazi etkisinde bir dönemdi. Buna karşı bir kendi duyarlılığını da ortaya koyduğunu ben düşünüyorum. Özellikle yerel bir mimari arayışında olduğunu altını çizmişti. Evet, bir yokuştan çıkıyoruz biraz evet. Soluklanarak. Evet. Belki sen. Ve çok özel bir örneği de yine Büyükada'daki erken dönem yapılardan bir tanesi Okyarlar Köşkü olarak bildiğimiz Fethi Okyar için yapılan biraz daha ileride Yörükali taraflarındaki çok ilginç denemesi. Bunun çok güzel bir örneğini oluşturuyor yerelci yaklaşımın ve Sedat Hakkal'den plan tiplerini temel aldı. Yani birinci milli Osmanlı kamusal mimarisini dolayısıyla kubbeleri, kemerleri kendisine referans alırken ikinci milli yerel mimarlığı yani konut mimarlığını temel aldı ve işte bunun saçakları çeşitli öğeleriyle çıkmaları gibi çeşitli öğelerle iklimsel duyarlılığı da temsil eden aslında yerelci bir yaklaşımın çok ilginç örneklerini oluşturdu. İklimsel duyarlılık. İklimsel duyarlılık elbette. Bugün her şeyin başında iklim krizi geldiği için. Evet, evet. Bu bugün bunlar yapılıyor çoğu şey hala. Bugün bunlar bizim için tekrar tabii onlara yeniden bakmak çok önemli bu koşullarda. 40'lı yıllar boyunca Sedat Hakkal'den çok önemli bir faaliyetler yürüttü ve ilginç bir şekilde modernizmin de en erken modernizme de dönüşü yapan, modernist denemeleriyle dikkat çeken bir mimardır aynı zamanda. Yani 50'li yıllarda da birdenbire modernizmin öncüsü olmuştur. Biliyorsunuz zaten o da o zamanki adıyla akademi, Mimar Sinan Üniversitesi olan akademinin çok etkili ve eğitimine de yön veren hocasıydı Sedat Hakkal'den. Ondan sonra, şimdi bu yapı Rıza Derviş Villası, 1950'lerin belki Türkiye mimarlığının en böyle sıra dışı, olağanüstü yapılarından bir tanesi. Kapıyı bize açarlarsa biraz daha detaylı olarak göreceğiz. Burada Sedat Hakkal'den daha önceki plan tiplerinin dışına çıkarak çok daha modernist bir anlayışta ama yine sofa kavramını bu kez daha modernize edilmiş yani modern yaşama uydurulmuş o plan tipleri sınırlamalarının dışına çıkmış olarak bir esin kaynağı olarak kullanmaya devam etti. Özellikle bu yapının da tabii deniz tarafından çok güzel fotoğrafları bulunmakta sevgili Hasan Çalışlar yine yakın zamanda yayınladı. Görebilirsiniz, görmenizi isteriz. Bunu esasında Dünya Miras Adalar Facebook sayfasında paylaştık. Evet, evet. Tabii orada da söylediğim gibi bu resimleri de şu anda Adalar sayfamızda paylaştık. Adalar Postası sayfası linklerini paylaştık. Bakmanızı diliyoruz. Çok güzel fotoğrafları var. Salt arşivinde Gültekin Çizgin'in harika fotoğrafları var bu yapıyla ilgili. Bütün bunları görmenizi dileriz. Evet. Peki.
Sedat Elden. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Çok önemli modern denemelerinden bir tanesiydi burada demiştik Rıza Derviş Villası'nın. Burada tabii şunu da söyleyelim. Bu dönem aynı zamanda yeni bir yapı anlayışını da tabii örnekliyor. İşte çıplak beton, brüt beton, işte daha doğal malzemeler ve böylece aynı zamanda bu da bir okul oluşturuyor ve o bizim meşhur adaların Rum kalfaları da yine Sedat Eldem hocayla çalışarak bu kez de modern mimarlık detaylarıyla ustalaşıyorlar ve bu ustalıklarını da başka yapılarla taşıyorlar. Bunları da bilmekteyiz. Özellikle Koço Kalfa'nın burada Koço Kanta Kuzinos'un burada çalıştığını bilmekteyiz. Evet. Bir detay olarak. Çok yakın zamanda da esasında kaybettik. Evet. Kaybettiğimiz. Adanın her yerine eli değmiş bir emekçi. Evet. Evet. Kesinlikle. Evet. Bu gördüğümüz Hampson ailesi. Evet, bu da Hampson ailesi değil mi? Evet. Evet. Burası, şu anda gündemde olan bir yapı. Bütün parseli bu demin tanıttığın senin mimarların yapıtlarının hepsinin içine alan bir parselin zaman içerisinde bölünerek o yapıların yapılması. 20 evet. dönümden fazla. Şöyle bir bakarsak yani evet. çok hoş detayları olduğunu mimarını bilmesek evet. de döneminin çok çok özgün bir örneği olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Şu merdiven detayları olağanüstü. Ne yazık ki dün evvelsi gün bu yapının çürük raporu alındığını ve sahibi tarafından, yeni sahibi tarafından da yıkılmak istendiğini öğrendik. Maalesef tescili yok. Evet, olması buradan tek katlı ama deniz yani tarafından üç katlı olarak algılanıyor. Fotoğrafları yine Adalar Postası'nda makaleler görebilirsiniz bununla ilgili. Evet, şimdi çok özel bir dönemine tanıklık edeceğiz. Adaların bir romantizm dediğimiz bir şey. Adalarda modern mimarlık öncesinde yani bu 50'lerin hemen öncesinde 40'lı yıllar boyunca böyle çok özel yapılar var. Bu adaların kimliğini veren tarzlardan bir tanesi. Biz buna romantik diyoruz. Burada da özellikle Emin Necip Uzman'ın iki tane çok hoş dönem yapısı var. Bu kolay evi ahşap cumbasıyla bu romantik dönemi çok güzel örnekliyor. Arkitekt dergisi yayınlanmış ve özellikle burada rustik bir tarz olarak arkitekt bu tarzı isimlendirmiş ve bu cumbadaki de yerel motiflere vurgu yapmış. Çok hoş bir yapı. Bu tabii şöyle bir şey, Uğur Tanyeli'de adaları moderne bir direniş odağı olarak tanımlamış. Bence çok hoş bir tanım. Yani yani aslında böyle bir biz genelde ikinci milliyi çok yakıştırmıyoruz bu döneme. Yani aslında genelde 40'lar Nazi etkisinde bir dönem ama burada yine modernizmden uzaklaşılan fakat daha romantik, daha pastoral bir anlayış var. Doğayla bütünleşen biraz Orta Avrupa konut mimarlığından esinleniyorlar doğal olarak. Biraz Orta Avrupa esinlenmeleri olduğunu söylemek lazım ama son derece de kendine özgü bir tarz yaratıyor. Bunun da çok güzel bir örneği Kolay Evi'dir. Emin Necip Uzman bunun bu şeyin en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. O da akademi hocalarındandı. Evet. Evet, bütün bu parsel İngiliz Hampson ailesinin evet. Evet, yine zamanında. Hemen yanında çok önemli bir başka temsilcisi daha var. Aralarında 2 yıl var aynı dönem yapıları. Böyle bir çok hoş bir girişi var. Hamaratlar Evi.
Bu da Arkitek'te yayınlanmış yapılardan birisidir. Hamaratlar Evi çok kendine özgü bir yapısı var. Burada 3 tane aslında yan yana ev gibi bunların tasarımı. Çok ilginç bir buzdolabı katı oluşturulmuş. Dev buzdolapları yapılmış. Üstüne mutfak ve yaşama mekanları. En üstte yani aslında 3 ev yan yana bütünleştirilmiş gibi. Olağanüstü 3 mekanı var. Yani bunda Hasan Çalışlar'ın fotoğraflarında ve daha sonra da bazı değişimler olmuş. Görebilmekteyiz. Deniz tarafından da fotoğraflarını görebilmekteyiz. Çok çok özel bir yapı. İyi durumda olduklarını görüp mutlu oluyoruz bu yapıların. Birçoklarının, Rıza Derviş de öyle, gayet iyi yaşatılmakta. Bunların yaşatılması son derece de değerli bizim için. Çünkü her dönemin yapısı kendine özgü ve her dönemin yapısı ayrı değerde. Evet, şimdi ada mimarlarından söz etmiştik. Şimdi çok ilginç bir deneme görüyoruz. Bu da 1936'da Arkitek'te yayınlanmış. Bunu ben adaların ilk modernist manifestosu olarak tanımladım. Mimaristeki şeyimizde, yayınımızda. Samih Sayım Akkaynak, çok hoş bir mimar. 30'ların çok önemli bir mimarı, iyi bir hatip olarak anılıyor aynı zamanda. Ankara'da birkaç yapısı olan bir mimar. Bu onun ilk erken dönem tasarımlarından bir tanesi. Yaptıran ailenin adını henüz bilmiyoruz. Biraz değişim göstermiş bir yapı. Ama Arkitekt de bunun ne kadar modernist ve açık alanlarıyla, denize hakim açık alanlarıyla radikal bir değişim getiren, adalara modern mimari 1930'larda belki ilk tanıtan yapılardan birisiydi bu yapı. Hemen karşısında da ada mimarı olarak sözünü ettiğimiz Sarfati'nin, Edmond Sarfati'nin çok ilginç bir şeyi var, denemesi. Daha 60'ların sonlarında yapılmış bir yapı. Bu da yakın zamanda Nevzat Sayın tarafından güncellendi bu yapı. Çok hoş bir eski trafo yapısı var hemen yanında. Onun kapısından şeyinden yararlanarak, bakın bu çok özgün saçağı, bir görmenizi, biraz ışığa karşıyız ama yine çeşitli internet kaynaklarında fotoğraflarını görebilmekteyiz bu yapının. Edmond Sarfati'nin yine çok özgün bir denemesi, yerel mimarlık etkilerini yansıtıyor o da bu yeni saçaklarla. Evet. Harika bir Heybeliada manzarası. Evet, harika bir Heybeliada manzarası ve dışarıya karşı da çok hassas bir şekilde korunmuş durumda şu anda güncellenirken. Evet. Şimdi şurada hemen sağımızda bir başka dönem yapısı göreceğiz. Bu Necip Cemil Akar evi. Sedat Erkoğlu mimarı. Sedat Erkoğlu da çok sayıda yapı yapan ada mimarlarından birisi kuşkusuz. Daha az bilgimiz var Sedat Erkoğlu'nun. Çok fazla yayınlanmamış bir yapı. İstanbul Belediyesi'nde de görevli olduğunu bilmekteyiz. Bir yapısı burada. Bir de Azra İnal evi de var çok yakınlarda. Onun da yerini haritamıza işaretledik. Yolumuzun üstünde. Evet, buraya çok yakın. Peki Zafer, evet. Modern mimarlık neden korunmalı? Evet, yani işte her dönemin pek de korunmalı. Evet, biz bunu çok bunu anlatabilmemiz çok çok önemli. Yani biz modern mimarlığı, evet, şu çok özel bir örneğe geldik. Ona hemen bakalım.
Tam bakmıştık değil mi? Evet. Bu hem buradan hem oradan gayet güzel Kazım Şinasi Dersan evi. Çok ilginç bir mimarın o da bir yapıtıydı. İtalyan bir mimar Eduardo Denari. Denari burada böyle oldukça Art Deco'ya yakın bir denemesi var. Bunun da iç mekan fotoğrafları olağanüstü. Merdiven detayları yine internet kaynaklarında bulabilmekteyiz bunları. Bizim Adalar Postası sayfamızda bulabiliyorsunuz. Eduardo Denari Giulio Mongeri ile birlikte çalışmıştı. Mühendislik kökenli kendisi. Cumhuriyet döneminde de İstanbul'da üretmeye devam etti ve çok çok ilginç, en önemlisi Gloria sineması olmak üzere çok hoş, önemli şeyleri var, katkıları var, evet. İstanbul'a Denari'nin. Çok güzel bir sergi düzenlendi Büke Uras küratörlüğünde. Onu da tabii ki ulaşabiliyorsunuz. Bu da Adal'ın şanslı yapılarından bir tanesi değil mi? Şeyleriyle. Onların şanslı olması, evet, bizi de mutluluğa. Bu, güzel şeyleriyle, begonvilleriyle. Evet. Bizde kendimiz için. Evet. Modern mimarlıkla ilgili sorunu yanıtlıyorduk. Evet, ne yazık ki yani modern mimarlığı biz yeterince anlatamadık. Yani onu kabul etmeliyiz. Bense hani bir modern mimarlığın sıradan ve belki çokluktan dolayı, yani çok sayı arttığı için, nicelik arttığı için arada kayboluyorlar. Ama her dönemin kendine özgü örnekleri vardı, evet, ve vardır ve onların çok değerlisi. Bir tanesi ne yazık ki buradaydı, tam buradaydı. Evet. Çok çok özel bir ada mimarı olarak her zaman anlattığımız Bernard Motola'nın buradaki yapısını ne yazık ki kaybettik. Bu çok çok değerli bir yapıydı. Yani burada ne yazık ki, yani bu çok değerli yapılar belki yani o ve yerine gelen araziye uyum sağlayan müthiş bir tasarımdı. Evet. Fakat ne yazık ki bu yani yerine gelen şey de, doğrusu mimari olarak bakmakta zorlanıyoruz. Yani burada daha çok metrekare görmekteyiz. Evet, metrekare görmüş ama oluyoruz. Ama bu gerçeği unutmadan. Evet. Evet ve böylece turumuzu tamamlamış olacağız buralarda. Hemen buradan buraya çok yakın Azra İnal evi var. Yine Sedat Erkoğlu'nun haritamızdan şey yaparak isteyenler onu da tura ekleyebilmekteler. Böylece tamamlamış olduk turumuzu. Acaba soru gelmiş mi? Herhangi bir soru. Ben maalesef yayına evet, ulaşamıyorum ama Dünya Mirası Adalar'dan arkadaşlarımız arayıp beni soruyu. Evet, şöyle o zaman alabiliriz. Şöyle biraz duraklayalım. Hani soruları şey yapabilmek için, değerlendirebilmek için herhangi bir tepki alabiliyor muyuz acaba? Evet. Senin soruların var mıydı belki, bir iki tane? Evet, bu modern mimarlık mirasının değerli değerini nasıl anlatabiliriz? Evet, çünkü evet, en fazla bugün örneğini Prens Adaları'nda görebiliyorsunuz. Evet, evet. Yan şimdi yanalığını görebiliyoruz. Prens Adaları olağanüstü değerli bu açıdan, modern mimarlık açısından. Çünkü hem böyle bir dönemin en güzel yapıları 50'lerinde, modernizminde örnekte elimizde ve korunmuş durumda. Biz bunları gösterdiğimiz zaman bunların iç mekanlarıyla, bütünlükleriyle, çevresiyle bütünlenmesi, peyzajla, açık alan ve kapalı alan birlikteliğiyle bununla mimariyi çok güzel anlatabiliriz. Yani her zaman benim vurgulamak istediğim bir şey şu: modern mimarlık elbette büyük camlarıyla manzaraya açılan insanların tercihi oldu. Ama dışarıdan bunun iyi algılanabilmesi için bu açık mekanların, bu güzel şeylerin yaşatılabilmesi gerekiyor. Biz bunları kapattığımız vakit, metrekareye dönüştürdüğümüz vakit onun da en önemli değerini yok etmiş oluyoruz esasında. Yani iç mekan, dış mekan bütünlüğünü, modernist felsefeyi de yok etmiş oluyoruz. O zaman modernizm bir şeye dönüşüyor, yani bir metrekareye dönüşüyor, bir
niceliğe dönüşüyor sadece. Bizim şuna çok inanıyorum ki eğer biz modern mimarlığı anlatırsak, o mimarları tanıtırsak, çünkü onların aslında anıları da yaşıyor, birçok insan onları tanımış, biliyorlar, anıları var. O zaman bu bilinci yaratabilirsek o zaman insanları kazanıyoruz. Yani evet. Bu şeyi de değerini insanlar da anlıyorlar, görüyorlar. Evet. Evet, biraz daha vaktimiz var esasında. Yani şimdi burada şöyle bir şey var, her zaman istedim. Yani şimdi bu tarihi yapılar, kolonyal dönem, neoklasikler vesaireler, kendi doğal mimari anlayışlarının bir ve yapısal sistemlerinin sonucu olarak küçük pencereli, genellikle düşey, işte çoğu zaman 1/2 dediğimiz ve o dönemin üretim anlayışını yansıtmak evet. üzere mesela sorulardan harika bir örneğinde önündeyiz Zafer yani. Zafer geldi John sorulardan Paşa'nın. Biri. Harika. Diyor ki karşıdaki Art Deco bina kime ait diyor ama hangi karşıdaki? Karşıdaki derken acaba Art Deco? John Paşa Köşkü'nü kastediyorlarsa yani tam ondan bahsediyorduk. Hani ama Art Deco diyebiliyor muyuz Art Deco, ona? Art Deco mesela Art Deco'ya çok güzel bir örnek az önce baktığımız Şinasi Dersan eviydi. Evet. Arada da birkaç bir şey vardı. Art Deco bir geçiş. Ben şuraya bir döneyim. Yani her dönemin kendi işçiliği de var. O zaman bunlar el emeği olduğu için değerlendi. Ancak biz bunların yerine bir takım köpükten yapıştırılmış taklit parçalar koyduğumuz zaman elbette ki bu değeri taşımamaktalar. Ve bugün dolayısıyla bizim modern ve kimliksiz zannederek bu binalara bir şeyler yapıştırmamız son derece de yersiz bir hareket oluyor. Hep evet. bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Art Deco'ya döneyim. Art Deco çok özel bir dönem. Bu gezimiz Art Deco'yu çok kapsayamadı. Yani ne bu ayrı bir konu esasında. En güzel örneği sondaki Kazım Şinasi Dersan evi oldu. Özellikle onun iç mekan fotoğraflarını Adalar Posta sayfasında muhakkak bakmalarını dilerim Art Deco severlere. Bu arada izleyicilerimize çok teşekkür edelim. Çünkü yoğun bir hem teşekkür var ben sana ileteyim burada. Hem de izledikleri için biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama rotalarımız devam edecek değil mi Zafer? Evet rotalarımız devam edecek. Farklı temalarla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Bu... yakın zamanda belki bu rotanın diğer bölümlerine devam edeceğiz. Bu bir olarak değerlendirdik evet. bunu. Bir dedik zaten. Evet. Ama Prens Adaları'nda işte tam da bu yan yana dediğimiz yani çok kültürlülük esasında evet. her yerde gözüküyor değil kesinlikle, mi? Mimaride gözüküyor. İnsan çeşitliliğinde, bitki çeşitliliğinde, ekosistemindeki her şeyde esasında görebiliyoruz. Zenginlik bu olsa gerek. Kesinlikle. Zenginlik. Peki. Acaba başka soru evet. var mı? Evet. Var ama evet. ben bunları Art Deco'da adaların zenginliklerin arasında bizim evet. en çok altını şöyle, çizmek istediğimiz. Okuyabilirim. Bu tarz evet. yapıların nitelikli ama tescilli olmayan korunabilmesi evet. için yurt dışından örnek alınabilecek ve işlevi kanıtlanmış uygulamalar var mıdır? Bir tescil mekanizması mı oluşturalım eski eser olarak bildiğimiz yapılardaki gibi? Çok harika bir soru. Çok güzel bir soru. Hı hı. Şimdi tabii böyle bir anlayış oluşturmamız lazım. Bir konsens oluşturmamız lazım. Burada kriterlerden bir tanesi mimarların tanınırlığı, evet. binaların yayınlanmış olması. Kesinlikle bence yapının tescillenmesi için yeterli kriterler ama bununla sınırlı değil. Bizim yerinde yaptığımız şeyler birçok mimarın adları ne yazık ki unutulmuş. Bunları ortaya çıkardıkça o binaların değerlerini de ortaya çıkarmaktayız. Elbette kalfalar var. Onların da çok önemli katkıları var. İşte Art Deco dedik. Burada mesela birçok bize isim şey yapıyor, geliyor. Art Deco'nun Dimopoulos kalfa gibi önemli isimler getiriyor. Bunun da ötesinde bir de özellikle kullandığımız bizim dergimizde Alp Sunalp'in yazısı bunu çok güzel evet. ortaya koydu. Onu da vurgulayalım ister. Vurgulayalım. Mimarist'te evet. yayınlanan evet. sevgili mimar arkadaşlarımızın 3 senedir neredeyse değil mi? Her evet. biriniz evet. çalışıyorsunuz üzerinde. Bunları inşallah bundan sonra konu etmeye evet. çalışacağız. Bu Art Deco Bauhaus kırması bir tema. O da çok önemli.
şunu da tekrar ben de vurgulamak istiyorum. Yani dünyadaki örnekler deyince o çok güzel bir şey açtı. Yani bu soru onu gündeme getirdi. Bauhaus Art Deco kırması olarak tanıttığımız bu dönem yapıları 1930'ların o küçük belki çok da değişmiş, şekil değiştirmiş olarak tanınmaz hale gelmiş bazıları ama biz onların değerlerini görebiliyoruz. Bu aslında müthiş bir sit oluşturuyor. Yani aslında Büyükada'nın merkezi alanında bir kimlik veriyor ve ben bunu Tel Aviv'e çok benzetiyorum. Evet. Yani nasıl Tel Aviv Bauhaus'un bugün yani bir Weissenhof-Siedlung kaldı. O da büyük ölçüde yeniden yapıldı Almanya'da. Ama dünyada en önemli kentsel alan olarak Tel Aviv var. Modern mimar Bauhaus fikrini yansıtan. İşte adalarda, Büyükada'da özellikle bunun gibi. Yani bu değerde bir şey. Belki o ölçekte değil o elbette ama o küçük yapıları, Büyükada'nın merkezindeki o küçük yapılar çok kendine özgü ve bir bütünlük oluşturmaktalar. Ve bu çok değerli. Şurada bir soru daha var. Evet. Adadaki bu modern yapıların bir arada olduğu bir kitap veya internet sayfası var mı diyor. Bir de istersen burada açalım o Mimaris'teki bütün mimar arkadaşlarımızın ismini sayalım. Evet, Zühre sayalım. Sözeri evet. Şu anda bize birlikte. Teknik masada destek veriyor, görsellere evet. Yolluyor. Çok teşekkürler. Mimaristi birlikte derlediğimiz Zühre Sözleri, Alp Sunal, Nezih Aysel ve Ebru Omay. Evet, Ebru Omay. Ve çok evet, özür. Onun soyadını soyadını da yanılabiliriz. Çok evet. Özür. Onu burada paylaşacağız. Evet, Mimaristi özellikle baksınlar. Hı-hı. Bu arada teşekkürler. Evet. Çok uzaktayım ama biraz olsun. Orada hissettim diyenler var. Bir soru da mimari tarzı tanımlayan öğeleri detaylarıyla yapı üzerinde tanımlayarak anlatabilir misiniz demiş. Tabii ama. Çok geniş kapsamlı bir soru olmuş. Yani, evet bu yaptığımız yani, biraz. Mimariste bir göz atmalarını gerçekten evet. Dilerim. Yani Büyükada'nın modern dönemini, Cumhuriyet dönemini çok güzel ve geniş bir şekilde ele almış olduk böylece. Evet. Kaynak sormuşlardı, onu da başlarda söylemiştik. Adalar, Binalar, Mimarlar adlı sergi kitabı. Hasan Kuruyazıcı'nın küratörlüğünde yapılan sergi harika bir kaynaktır. Hepimiz için başlangıç yayının noktasını oluşturdu. Yayının başında da söylemiştik. Onu da bulabilirlerse tabii görsel olarak da çok değerli birçok şeyi içeriyor. Modern mimarlığında birçok stilistik karmaşası var. Genel olarak gelenekselle modern arasında gidip geliyor. Ve bunların arasında da geçişler var. Bunları mimariste çok güzel öyküler bulabilirler. Yani eğer biraz satır aralarına bakarlarsa modernizm ve tepkiler, modernizmi ve gelenekselci veya yerel mimarlık, yerel mimarlığın yeniden yorumlanışı gibi çok adını anmadığımız Utarit İzgi gibi değerli ustaların eserleri Burgazada. Bunlarla ilgili çok değerli öyküler karşılarına çıkacak mimariste. İnşallah öykülerimizin içerisinde kaybettiğimiz binalar olmaz. Çünkü pek de iyi bir yere gitmiyoruz. Evet, geçiş dönemi ki, yapılaşma başladı adalarda. Evet. 1/5000 planlar yapılıyor. Ama bunun yanında geçiş dönemi yapılaşmada da başlayan inşaatlar çok can sıkıcı, kabul edilir gibi de değil. Evet. Koruma kurullarına sanırım çok iş düşüyor değil mi Zafer? Ne yazık ki yani bu konuda çok farklı bir dünya içindeyiz. Yani dünya bir farklı bir şeyden gidiyor. Ama bu Büyükada'nın özelliğine dikkat çekmemiz Prens lazım. Prens Adaları'nın desek. Tabii Prens Adaları'nın bu özelliğine dikkat çekmek. Buranın çok çok özel bir yer olduğuna, çok önemli bir miras olduğuna, sıradan bir şey olmadığına. Ve buradaki bütün bu modern Cumhuriyet dönemi, modern mimarlık örneklerinde işte tek tek ortaya çıkararak onları anlatmak bizim görevimiz. Ve böylece bu tescilleme vesaire her türlü insanların sahip çıkması önemlidir. Evet. Yani insanların kendilerinin sahip olanların da bu binaları değerlerini hissetmeleri önemli. Onların sevgileri önemli. Evet. Onu uyandırmamız gerekiyor. Büyükada demin ama mesela bir sonra Burgazada rotası. Burgazada çok önemli elbette modern mimarlık açısından. Gerçi orada mesafeler birbiriyle bayağı orası biraz daha rota üzerinde ama çalışıyoruz diyelim üzerinde. Evet, düşünüyoruz bazı yöntemler. Peki o bütün zaman adaların kendine özgü değerleri var. Başka
söylemek istediğim var mı? Evet, burada tamamlayabiliriz. Ben bir şey eklemek tabii istiyorum. Dünya Mirası Adalar olarak hep beraber birçok arkadaşımız emek verdi. Halen emek vermekte çalışıyoruz ve adaların UNESCO'ya dahil olabilmesi için bir yoldayız. Bir başvuru gitti. Aşağı yukarı 1,5 sene oluyor. Bakanlıkta ama yani bunu oraya yazıp yollamak değil, buna sahip çıkmak ve bir kamuoyu oluşturmak ve evet, bu yolda devam etmek. Bir cins umuyoruz yolda olmak. Evet. Diyelim. Peki. Umuyoruz ki en kısa başka zamanda bir yolda burada da üzere yollar alalım. Evet. Başka bir bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Rota'da buluşmak üzere. Fulya Baran bize çekimlerde destek oldu. Ediyoruz. Her evet, şey için Fulya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımıza. Sağ olun.